Club. Tan tan tan, tun tun tun, tan tun tan tun, Tantuni Spor'la yeni bir My Club serüvenine hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bildiğiniz gibi bir önceki videomuzda ilk başlangıç videomuzdu. My Club'da yeni bir serüvene başladık Tantuni Spor'la. Sizlerden o videonun altına öyle güzel yorumlar geldi ki ben daha önce bir videomuzun bu kadar kısa sürede bu kadar çok beğeni aldığını ve bu kadar çok yorum geldiğini hatırlamıyorum. Demek ki böyle bir seriyi hakikaten istiyor musunuz? Çok çok teşekkür ediyorum desteğiniz için. Şimdi konuşacağımız tabii çok şey olacak ama asıl önemli olan bugün 3 tane açılış yapacağız. Top açılışı yapacağız. Yani oyuncu alacağız takımımıza. Ayrıca mikrofonu değiştirdim. Mikrofonu değiştirdim dememdeki kasıt yeni bir mikrofon aldım değil. Zaten emektar benim mikrofonum. Profesyonel çalışmalarımda kullandığım bir mikrofonda ama bir önceki videoda sesimin çok net olmadığını fark ettim. Mikrofonu değiştirdim. Daha da kaliteli olsun diye, bu güzel sesi daha net duyun diye. İkincisi şu. Normalde My Club online oynanan bir mod. Fakat ve Extreme 15 var biliyorsunuz. Extreme 15'te online modla girmek gerekiyor. Fakat şunu düşündüm. Zaten karşımda online birisi olmadığı için offline modla da girebilirim diye düşündüm. Ve offline modla girdim. Eğer Extreme olanlar ve My Club oynayanlar varsa onlar da bu şekilde yapabilirler. Online ile offline arasındaki en büyük fark şu. Stadyumlar ve pankartlar online modda iptal oluyor ki karşınızdaki kişi falan o detaylara girmiyorum artık biliyorsunuz. Böylece ne olacak? Stadyumlarımız fazla, istediğimiz stadı seçebileceğiz ve reklam panolarımız da olacak. HD çimler olacak. Biraz daha kaliteli bir duruma geldi. Şimdi tabi hala anlayamadığım birçok şey var. Onları da zamanla anlayacağız. Şöyle yaparsak takım ruhu gitti. Takım ruhu düştü. Ya enteresan, burada bakın şöyle gezerken takım ruhu şu anda gerçi sabit olarak öyle kalmış 48'de ama değişiklik yaptıkça oyuncularda takım ruhunda da değişiklikler oluyor. Daha demin 52'di, ne güzel, ama oyuncunun bir tanesi sapıtmış demek ki. Neyse, biz şimdi isterseniz açılış yapalım mı? Ben çok seviyorum, o toplar falan dönüyor ya, acayip keyifli. Bugün acayip enerjik hissediyorum kendimi. Güzel ve eğlenceli bir video olsun bakalım. Şimdi açılış yapacağız. Nereden yapıyorduk? Takım yönetimine geleceğiz. Burada oyuncu imzala, menajer al diyeceğiz. 3 tane transfer yapalım bu videoda. Şuradan girelim. Yine bakalım kaç puanımız var? 34.000 puanımız var. 3 tane yaparsak 30.000 gidecek. Geriye kalacak 4.227 puan. Hayırlısı olsun. Boş yerim yok. Bir oyuncu daha çıkartacağız. Hep aynı şeye denk geliyorum. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Ben bu değişikliği yaparken gerçekten yorumlarınız için, bir önceki videodaki yorumlar için çok teşekkür ederim size. Hani bu kadar seviliyor olmak hakikaten çok güzel bir duygu. O yüzden ileriki videolarda size gerçekten güzel sürprizlerim olacak. Oyuncu silmemiz gerekiyor şimdi. Bakalım kim gitsin. Şu arkadaşla vedalaşalım bence. Serbest bırak dedik. Güle güle Silva. Silva gitti. Güle güle Silva, hayatında başarılar sana. Şimdi bakalım. Şuraya giriyoruz. Oyuncu imzala, menajer al dedikten sonra. Haydi bakalım. GP ile öde diyoruz. Toplar dönecek şimdi. Bakalım. Vallahi şöyle yıldız bir isim gelirse ne süper olur ya. Yine basın deyin. Siz bas deyin, ben basacağım. Haydi bakalım. La 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 la. Tantuni Spor. Uymuyor ama uydurduk. Kim geliyor? Ronaldo, Messi, İbrahimovic, Sabri. Sabri gelsene gülerim. Vay vay vay. Sergio Busquets. Sergio Busquets. Defansif orta saha. Güzel. Takım için ekle diyelim. Bir oyuncu daha çıkartacağız. Kimi çıkartalım? Şu arkadaşı çıkartalım. Ona da bir güle güle diyelim. Şimdi bir tane daha yapalım hemen ardına. Ama onun için de bir oyuncu çıkartacağız değil mi? Yine. Şimdiden çıkartalım biz ya. Şu gücü düşük olan da gitsin. Fakat takım ruhuna tabii dikkat etmek gerekecek. Serbest bırak. Güle güle Saliakas. Hayatında başarılar Saliakas'ı serbest bıraktık. Bir tane...
Bir tane daha yapalım. Bakalım bu kez kim gelecek? Ya acaba pozisyona göre mi seçsek ki? Aslında öyle yapmak lazım. Hani nereye ihtiyacımız varsa oraya bir transfer yapmak mantıklı ama şu yıldızlı oyunculardan bir şeyler gelir mi? Haydi bakalım. Sağlam bir oyuncu istiyoruz. Basıyorum. Bastım. Heyecan, heyecan, heyecan. Kimsin? 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 Arkadaşım kimsin? Sen kimsin ya? Varane. O da stoper. Vallahi takım defans oyuncusu kaynıyor ya. Bir oyuncu çıkartacağız. Vallahi şunlar ne? Bunları seçebiliyor muyuz ya? E tamam işte onları seçebiliyormuşuz. Pekala. O da gitti. Üçüncüyü de seçelim hemen. Madem öyle. Üçüncüyü de seçelim. Bakalım takımımız nasıl bir hale geldi. Şunları değiştirsek takım ruhu nasıl değişiyor? Mesela şöyle yapsak. Oo, takım ruhu 52 oldu. Bu kim? Elderson. Şu kimdi? Busquets'ti. Defansif orta sahaydı. Şuraya koysak ne oluyor? Çok garip. Ama tabii buna rol vermek lazım ya. GO değil de defansif orta saha yapmak lazım. Neyse biz bir oyuncuyu da şuradan çıkartalım. Buradan çıkartamıyoruz demek ki. Hemen şuraya girelim. Tekrar son kez bir transfer yapacağız. Top açılışı diyelim biz ona artık. Bakalım kim gelecek. Yine mi ya? Boş yerim yok. Nasıl ayarlıyoruz onu? Boş yerim yok. Nasıl yapacağız? Şöyle mi? Bir oyuncuyla daha vedalaşacağız o zaman. Şu sol beki gönderelim. Serbest bırak. Konongo. Konongo gitti. Bakalım yerine kim gelecek? Yine büyük bir heyecan var şu anda. Puanlarımız gitti, gitti paralar. Gitti paralar. Bastım. Biz o paraları toplarız tekrar ya. Yaptığımız maçlarla toplarız. Haydi güzel böyle bir güzel bir forvet falan bir şey ya. Şöyle sağlam bir adam ne olur ya. O vallahi takım bildiğin odun kaynıyor Verratti. Vay defansif orta sahanız batsın be. Pekala, pekala, tamam. Anlaştık. Karşılığında da şunu çıkartalım. Yani oyuncuların çoğu odun olduğu için kereste. Yani bunlardan var ya. Yani bildiğin futbol takımı değil. Oturma odası takımı anca olur yani. Olsun. Biz o takımı adam edeceğiz. Şimdi takım ruhunda çok enteresan şeyler var. Yani mesela şöyle yapsak değişiyor mu? Bak az oluyor. Şu defansif orta saha. Şuraya alalım madem öyle. Ondan sonra kimler var takımımızda? İyi, fena değil şu anda. Şu bozuyor işi ya sanki. Kim bu? Şunun yerine. Peki. Şunu alsak. Şunun yerine de. Bakın bakın sol üstte değişiyor ruh olayı. Neyse öyle kalsın. Maçımıza girelim. Bir maç yapalım bakalım karşımıza kim çıkacak? Maçta bakalım başımıza neler gelecek. Evet bakalım rakibimiz kim? Derbest Spiler diye bir kişi geldi. O Schalke ha. Peki formamızı değiştirelim. Formamız mavi olursa yok. Onlarınkin yeşil olsun. Yeşil olsun. Bizimki mavi olsun. Kırmızı formaya ayar geçmek lazım. Sarı olsun bizimki de. Haydi bakalım. Başlama vuruşu. Bittin Schalke. Michael Up'ta. Tantunispor'la. İkinci maçımız. İkinci videomuz. Ooo stada bir gel. Stada bir gel. Tantunispor mücadelesindeyiz. Aynen müthiş öyle. Müthiş bir atmosfer. Futbol için her şey uygun. Merhabalar. İki tıkamada başarılar. İlk şut. Dediğim gibi bulduğumu yapıştırırım. Gol olarak geri dönüyordu. Savunmaya haydi Tantuni. Haydi Tantunispor.
Hernandez. Hernandez pası nereye? Hernandez şike var bu işte. Willian'a pas attı. Lafımı yere aldım. Hernandez müthişsin. Güzel bir pas. Chicharito. Artist hareketler. Ne yaptın ya? Fernandinho. Basın, basın, basın. Ya bu Fernandez'in üzerindeki güç seviyesi niye öyle rezil? İkili mücadele. Allah Allah. Allah Allah. Kolarov. Pekala. Willian. Şimdi Willian. YouTube'daki yorumlara da bir üyemiz şey yapmıştı. Abi aynı Inception gibi olmuş diye. Çift spiker olunca hakikaten. Ben de videoyu izlerken şeyi fark ettim. Yani hangisi ben, hangisi spiker bazen karışabiliyor. Yaparım öyle numaralar ona göre. Willian. Kaleon. O Willian bendim. Ara pası tehlike. Oo, haydi. Haydi. Haydi Chicharito. Plaseni yap köşeye. Kesin golü. Futbolda şans faktörünün ne kadar önemli olduğunu ispatlayan bir pozisyon izledik. Sen ne diyorsun spiker kardeş ya? Yani var ya. Gole çok yaklaştı ancak olmadı. Olacak iş değil be. Olsun bunlar Tantunispor'un ayak izleri değerli izleyiciler. Spiker olarak normalde taraf tutmam ama bu takımda tüm yüreğimle, tüm kalbimle Tantunispor'u tutuyorum. Koşsana ya bu. İşte bu. Al onu. Al bakma al. Al yapıştır hiç bekleme yapıştır haydi. Neuer Allah'ım Neuer ya. Evet. Hala gol olsun diye bekliyoruz ama daha çok bekleriz gibi. Spiker. Çok beklemezsin kafanı yorma. Geliyor gol. Ciro. Aynı anda oldu. Ciro Batstuber. Aman aman aman. Of. Aferin. Papi Chilo gidiyor. Boşa kaçtı. Offside yok. Offside yok. Koş. Hernandez topla ilerliyor. Kaleciyle karşı karşıya Hernandez müthiş bir aşırma ve gol. İşte budur. Müthiş bir gol imza attı. Chicharito. Adamımsın Chicharito. Aferin Chicharito ya. Yalnız o aşırtma oradan hakikaten zordu ya. Vallahi yani vurduğum zaman kendim de çok inanmadım gol olacağına. Neuer gibi bir kaleci bunu yemez dedim ama Chicharito TSC'yi de damgalamışız formaya. TSC'yi damgalamışız ya, formamıza bakalım ya şöyle bir. Vay güzel. Pekala devam. İlk gol geldi. İlk golün ardından böyle işte aslanlar, böyle işte koçlarım. Sıfır. Haydi bakalım. Willian. Yani bu şimdi takım ruhu, takımın gücü falan mutlaka önemli ama vallahi iş herhalde sizin oyununuzda bitiyor anladığım kadarıyla. Yani sağlam oynuyorsanız her türlü takımı yenersiniz. Belli bir taktiğiniz, belli bir tarzınız varsa ki benim yok. Yani benim düzensizlik içerisinde bir düzen diyebiliriz ona. Yapıştırırım, bulduğumu yapıştırırım. Busquets ne yapıyorsun? Papi adamımsın. Yardırıyor Papi. Yara gidiyor. Yara gidiyor deyince. Dur şunu atayım. Oo itme var orada. Hakem görmedi. Bu kışa girerken aracın kar lastiğini değiştirmek için lastikçiye gittim. Dedim ki bana dedim biraz böyle detaylı bir bilgi verir misiniz dedim. Hani bu kar lastiği işte nasıl oluyor, işte kaç santim dişleri var, işte kauçuk mu yapısı nedir? Adam şey demişti, abi yara gidersin. Orada bittim ben yani. Net, öz. Yara gidersin dedi adam. Öyle gidiyor işte benim Papi. Yara gidiyor. Bu Götze de maşallah. Her takımda bir Götze var ya şimdiye kadar. Of Allah'a şükür. Ortada kuyu var. Yandan geç. Schalke'nin gole yaklaştığı dakikalar. Tantunisporlu taraftarları heyecanlandırdı. Şimdi oyuncu değişiklikleri yapıldı. Logomuza bir gelin ya solda. Tantuniler 3 tane. 3 tane Tantuni. Güzel. Eyvah. Tut.
De Gea. Kaleci De Gea. Adamımdır. Adam mıdır? Adamdır. Adamın hasıdır. İlk 45 dakika bitti. 1-0 üstünüz. Gayet güzel. Yeni bir stat. HD çimler. Yeni reklam panoları. Güzel bir... 45 dakika başladı. Güzel bir serideki ikinci video olacak inşallah. Şimdi Mandzukic. Mandzukic sağ kanada oynadı. Aynen öyle yaptı. Sağ kanatta. Embol. Kafa vurur, gol olur. Haydi be, yapma ya. Sağdan soldan Tantunisspor'un atakları akın akın devam ediyor değerli izleyiciler. Varati şimdi müthiş bir koşu yaptı. Varati yaptı ortasını, kafa gelir mi? Mandzukic ve gol. Mandzukic. Çift spiker. Modu 10. Fark 2 oldu. Aynen öyle oldu. Fark 2. Farkı açıyoruz değerli izleyiciler. Tantunisspor'un Avrupa'daki efsanesi devam ediyor. Tarih yazıyor. Çok güzel. Devam. 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 Şut bastım be. Yahu iki kere bastım. Güzel. Verratti. Şimdi bir kontra atak şansı. Offside'lasın, offside'lasın. Şu anda kaçtın mı? Kaçtın mı? Yapma ya. Yani var ya, saniyeyle o kadar da ayarladım ben onu ya. Nasıl offside? Bir izlemek istiyorum be. Ya hakem, adam. Ya offside yok. Adamın ayağı. Vallahi yok, billahi yok ya. Öbür adamın ayağı daha önde değil miydi? Yani hakem var ya. Resmen yedi. Tevez mi? Ya rakibe bir gelin arkadaş ben. Bu adamlar bu kadar oyuncuyu nereden buldular ya? Yavaş yavaş, alma alma alma. Yavaş yavaş, elle elle elle. Alma alma alma. Sarı karttan yırttım. Bunu anlatmıştım PES rehberinde. İnşallah yırtmışımdır. Bir dakika falan dokunmamam lazım. Vallahi sarı karttı o yani. Hakem uyanıklık yapıp eğer göstermezse yırttık o karttan. Şimdi Ciro. Süper cancel, anlatmıştım onu PES rehberi kanalında. Mandzukic. İşte böyle de uygulamalı olarak göreceğiz inşallah. Oo! Ya Mandzukic ya, niye yürüyorsun kardeş? Gol şansı. Hadi. Hadi. Senin kafana. Küçük bir hata, az daha gol olarak. Çok yaklaştı gole Tantunisspor Mandzukic'in kafasıyla. Ama Mandzukic kafasını iyi kullanamadı. Çok yaklaştı gole. 2-0 dakika 74. Götze. Schalke'yi ezim ezim izliyoruz Tantunisspor olarak. Tantunisspor efsanesini tüm Avrupa duyacak. İşte bu. İşte bu. Gördüm gördüm, elini kaldırdığını gördüm Tomane. Tomane vurdu, akıl bol mu yaptı ama Neuer kalesinde dikkatli. Öyleydi. Maç böyle biterdi. Vallahi öyle biterdi ya Ali Kerim hocam. Ciro. Yapma. Topu saklıyor. Ezonu. Ezonu. Deaya. Şaka yapma öyle Deaya. Eliyle başlattı Deaya. Varane. Şimdi Embov. Embov. Arkadaşı boşa kaçtı, onu görür mü? Gördü. Senin ayağının ayarına bir ayar yapmak gerekiyor. Aspilicueta. Söylemesi çok zevkli ya. Aspilicueta. İşte bu. Artistik. Aa, yedim pozisyon, eyvah. Eyvah. Tek başına gitmek istedi ama olmadı. Ya artistlik yapayım dedim. Yedim resmen var ya. Dağıttım ortalığı ya. Adamın Tomane olduğunu unutmuşum ya. Şimdi Tevez. Olsun. Yapma be. Hayati yapma be. Yaptı. Çok kritik. Aradığı destek bir türlü gelmedi. Şimdi ya çok kolay ya. Bu, ben sıkıldım yalnız bu işten ha. Yani hakem. Oho! Hakem satılmış. Hakem satılmış. Varane adamımsın be. Mandzukic. Çok güzel. Sağından attı, solundan geçti Mandzukic ama nereye vurdun be? Reklam panolarına. Spiker tam isabet bir replik yani reklam panolarına. Sağından attık, solundan geçtik ama olmadı. Dakikalar 88'i gösteriyor değerli izleyiciler. Ve 2-0 tan 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 tun 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 tan tun tan tun Tantunisspor.
Boru değil, Tantunisspor. Bu sefer affetmem. Vahlar olsun. O ne yahu? Allah Allah. Yani lan nereye attın gittin yap. Al onu, al onu, kap onu. Hadi hadi, bitti süre. Son golü atalım ya, öyle bitsin. Offside yok. Offside yok. Mandzukic. Bitti. 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 FC Schalke 04. 0. Tantunisspor 2. Veltins Arena'da Tantunisporlu taraftarlar yanlarında getirdikleri tantunileri havaya kaldırdılar. Tantunileri havaya kaldırdılar. Müthiş bir koreografi oluşturdular maç sonrasında. Galibiyeti kutluyor Tantunisspor. Puanımız var toplamda maçta kazanılan GP 3270. Kimi kazandık? Top kazanma oyuncularında uzman bir temsilci kazandık. Şimdi videoyu bitireceğim. İkinci videomuz bu. Ama öncesinde şu anda 7497 GP puanımız var. Ben diyorum ki finali bir şeyle yapalım. Bir açılışla. Çok sevdim ya ben onu. Top açılışlarını. Şunu şey yapabiliyor muyuz ya? Tamam. Bir oyuncu göndereceğiz. Şöyle bakalım. Valla kalecim aslında ilk gönderilecek isim gibi görünüyor ama yok yani. Deaya. Adamımdır Deaya. Adam mıdır? Adamın hasıdır. Şu Embo mesela olabilir. Bunu bir serbest bırakalım. Ondan sonra onun yerine şimdi bir oyuncu transfer edeceğiz. Nasıl yapalım? Şöyle girelim. Yalnız şu sol taraftakiyle mi, sağ taraftakiyle mi transfer yapacağız onu tam bilemiyorum. Mesela menajer temsilci aracılığıyla oyuncu transfer etti. Sağ taraftaki de ona benzer bir şey. Yani onu tam anlayamadım ben ya. Hayırlısı olsun. Biz şuraya iyi takıldık. Şuradan bir kere daha son. Aa doğru ya, 10.000, 7.400. Eyvah. Şey yapalım peki. Michael Up parasıyla ödeyelim madem öyle. 250 bizim 300 Michael Up paramız var. Aa ben 10.000 var sanıyordum ya, yokmuş. Michael Up parası ile öde diyelim, ne yapalım. Son transferimizle videoyu öyle sonlandıracağız. Haydi bakalım. Yani şuna değsin bak, gitti paralar, sesleri duydunuz mu? Gitti paracıklar, bastım. Sağlam, kaliteli. Adam gibi adam bir oyuncu istiyorum. Adam gibi bir adam. Hayır geç geç geç. Heh. Adam gibi. Sabri gelsin ya. Sabri. Ama Sabri yok değil mi oyunda? Bütün oyuncular birbirine benziyor. Sen kimsin? Quaresma. Aa. Eski bir dost. Quaresma. Oy oy oy. Beşiktaşlılara selam olsun buradan. Quaresma. Yani Türkiye'de oyun tarzını en beğendiğim oyuncuların başındaydı. Quaresma. Bakalım bununla neler yapacağız önümüzdeki seride, önümüzdeki videoda. Arada çok uzun mesafe olmayacak, onu söyleyeyim. Quaresma sol açık. Takımın gücü iyi artıyor. Aa, takım ruhu 4 mü? Takım ruhu 4 mü? O ne demek ya? Bir dakika ya. Sağ bek. Aa sağ bekim yok benim. Eyvahlar olsun. Şunu atalım oraya. Toplam maliyet. Ne oldu ya? Bir şeyler oldu. Valla takımın ruhu 5 nedir ya? 5 nasıl bir rakamdır? Valla anlayamadım ben bu işi. Bakıyorum şöyle bir. Allah Allah. Takımın ruhunun içine ettik resmen ha. Neyse yani artık ona bakacağız sonraki maçlarda. Quaresma ile oynayacağız. Trivelalar coşacak. Knuckleball'lar coşacak inşallah. Beni izlediğiniz için, takip ettiğiniz için, yorumlarınız için, beğenileriniz için çok 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 teşekkür ederim. Hepinize ayrı ayrı. Bu ikinci videomuzdu. Lütfen yorumlarınızda bizlere yön gösterin. Daha doğrusu bana yön gösterin. Ve düşüncelerinizi mutlaka benimle paylaşın. Tantunisspor'la
Yeni bir My Club serisinde tekrar görüşmek üzere. Onu diyordum işte. Çok uzun bir şey bırakmayacağım. Yani büyük ihtimalle bu video çıktıktan bir ya da iki gün sonra üçüncü videomuzu da yapmak istiyorum. Çünkü hakikaten çok keyifli, daha da keyifli olacak ilerleyen zamanlarda. Mesela eğer yapabilirsem bilmiyorum, ona bakacağım. Maça giriş müziği ve gol müziği de eklemeyi düşünüyorum. Tantuni sporumuza yakışır. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi sevgiyle kalın.